İyi, iyi akşamlar Ömer, iyiyim. Seni sormalı. Sağ olun hocam, bizler de devam ediyoruz. Nasıl geçiyordu günler? Vallahi günler çok sıkıcı geçiyor Ömer ya. Değil mi? O kadar hareketlilikten sonra hocam. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Ölüyorum her gün can sıkıntısından. Yapacak bir Ne şey yok. yaptın bilmiyorsun. Ömer bir yol göster de ona göre hareket Yok edelim biz de. hocam, estağfurullah, büyüklerimiz var. Onlar dururken bize düşmez. Evet. Çok Hocam, bilenler var değil mi? evet, çok herkes her şeyi biliyor zaten bu ülkede, değil mi hocam? Evet, herkes biliyor. Herkes her şeyi biliyor valla. Ondan kaybediyoruz zaten. Herkes her şeyi bildiğim için ondan kaybediyoruz yani. Valla hocam, anlamıyorum. Bazıları görüyorum, devlet yönetiyor, hükümet yönetiyor, kurmay subay olup savaş planı yapıyor, neler yapıyor neler yani. Herkes bildiği işi yapsa biz daha başarılı olacağız da. Şimdi Ama her bilmediği için maçın geçiyorlar, orada yöneticiye uğraşıyorlar. Herkes konuşuyor. doğru hocam. Hocam, şimdi öncelikle siz bu geldiğimiz güne kadar maçlar ertelenin diye, o zamana kadar bir Denizli Telekom Spor'un durumunu değerlendirir misiniz? Valla son maçta Şemite maçını oynadık. Çocuklara izin verdik. O zaman beri çocuklarla hiç görüşmedi. Ha şöyle yaptık. 15'e kadar antrenman programı verdik. Onlar kendi çapı içerisinde eğleniyorlar. İdman yapıyorlar. Tabii çocuklar sıkıldı. Kaç aydır? Evde 2 haftadır bile çıkıyorlar sokağa. O da bir gün yani. 4 saat bile çıkıyorlar. Valla onlar da evi kapandı. Biz de evi kapandık. Görüşemiyoruz da sadece bu Allah'tan teknolojiyi de telefonla görüşürüz. Bazıları antrenman yapıyor, onları görüyoruz. Zor ya, işimiz Zor. çok zor yani. Evet hocam. Peki sizin görüşünüz ne hocam? Oynatılacak diyor, oynatmayacak deniyor. Bu konuda görüşünüz. Benim görüşüm yüzde ben oynatmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü bizde şey yok, biliyorsun, para yok. Evet. Şimdi Süper Lig'de oynatacaklar çünkü orada para daha çok yani. Bilim kurulunun verdiği şeyler değil mi? Şartlar orada yere getirilir ama bunu bir amatör takım Tabii yerine tabii. Şimdi getiremez. biz nasıl getireceğiz ki çocukları? Tümünün işesini alalım yani biz burada. Zor Dışarıdan yani. destek lazım değil mi hocam? Destek tabii. Amatör zaten hiçbir zaman destek olmadı ki. Kimiz destek olacak ki bu saatte olsa. Biz üvey evlat olarak geçinip gidiyoruz. Ya aslında Abi futbolun sen kaynağı amatör şöyle futbol değil yapsın. mi hocam? Aslında bizi destek vermesi lazımken bu insanlar bize hiç her zaman ham antrenör arkadaşlarımıza, amatör çalışan arkadaşlarımıza her zaman bir itildik kakıldık yani. Hep böyle işte üvey evlat bu şeysi gördüler bize. Şu amatör olmayacak, bu çocuklar nereden çıkacağını hiç kimse düşünmüyor. Sadece şey yapıyorlar yani. Yukarı olsun da bizi düşünen yok. Biz zaten o teknoloji nereden bulacağız? Nerede yapacağız? Kaç tane çocuk var? Kaç tane takım var? Şimdi ikinci amatör oynanmış 3 maç var. Bu lig ne olacak? Buna kimse ama sağlıklı yönde ilk gün insan sağlığı burada önemli. Ben olsam hiçbirini oynatmam. Eylül'de oynatırım. Öbür ligi de Kasım'da başlatırım yani. Değil mi hocam? Böyle bir şey olabilir dediğiniz gibi veya Tabii. Ya 4 grup yaparsın. Maç sayısını azaltırsın. Ya bu çare çok yani. Ama bizim insanlarımız şimdi göreceksin. Mutlaka bir şeyler yaparlar. Çaspış yapan bir şeyler yaparlar yani bizim arkadaşlarımız. Peki hocam, bu son gelinen duruma göre şeyler var. Özellikle Süper Lig takımlarının daha çok yerli oyuncu peşinde oldukları söyleniyor. Onları transfer etme izni çalıştıkları söyleniyor. Bu da altyapıya verilen önemi ortaya koyuyor. Yani altyapı önem verilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Artık çünkü şey, deniz bitti. Yani sizin deyiminizle diyorum. Deniz bitti. Bundan dolayı yerli oyuncu peşinde koşmaya çalışıyor takımlar. Dört büyükler olmak üzere. Neler söylemek istersiniz? Altyapıya yeterince önem veriliyor mu sizce? Ya hiç kimse vermedi ki altyapı önemi. Bir altın orada var işte. Başka kim var ki altyapı önemi? Şimdi yeni yeni ha, bir de gençler bir hakkını verir mi yani? Gençler Birliği veriyor. Ya bunu geç kalmış karar yani. Mutlaka bir gün özümüz döneceğimiz belliydi yani. Allah'tan böyle bir hani tavsiye etmiyoruz ama insanlar şimdi şöyle şey yapıyorum. Kendimce doğa insanlardan intikamını aldı. Ve müsavvirlikler insanlar birbirine nefret ediyor. Şimdi insanlar birbirini özledi bu şeyde. Ve şimdi de Süper Lig'e bütün takımlar mutlaka kendi öz şeysine dönecekler. Buna adım gibi eminim yani.
altyapıya önem verecek insanlar. Şimdi Fenerbahçe mesela bir tane Gölcük'ten 21 yaşında çocuk aldı. Ömer, ben sana söyleyeyim mi? Para bitti. Evet hocam. Kel göründü bu saatten sonra. Herkes özüne dönecek. Ama biz buna 2 sene sonraki de para harcama başlarız biz. Değil mi? Belli bir seviyeye geldikten sonra diyorsunuz. Tabii. Çünkü bizim derdimiz ne biliyor musun? Başarı. Ben başarı olayım diyor. Ne olursa olsun diye. Şimdi hiç kimse yukarı bakar mı Ömer ya? Herkes yukarı bakıyor. Vallahi hocam. Onlar kadar da diş. Efendim Ömer. Öyle de şimdi bir şey de şu amatör futbolu birinci kat düşünürsek ikinci kat, ikinci lig, üçüncü kat böyle devam edersek en üst kat Süper Lig. Herkes üst katlara yatırım yapıyor ama birinci kat batıyor değil mi hocam bu konuda? Evet doğru. Şimdi sezon açılışları oluyor Ömer. Burada evet. Açılış hak maçları veriyorlar Ömer. Mesela bu sene 14, 16 amatör başladı, Süper Lig başladı. Nereye geldi insanlar? Süper Lig açılışını yaptı. 14'ün sezon açılışı değil mi bu yani? Nereye bakıyor herkes? En üste bakıyor. Ben olsam mesela giderim bu 14'ün açılışının maçını yaparım yani. Bu bakış üstü önemli yani bu insanlar. Evet. Nerede görüntü var, nerede şey var, herkes oraya gidiyor şimdi. Herkes Hasan Ersoy dedi ki, bu duruş dedi ki altyapı önem verecek. Herkes kendi parasına bakıyor. Para gelsin. Peki tesis yeterli mi hocam? Bunun için tesisler yeterli mi? Tesis hiç yeterli değil Ömer. Biz bunu seninle yıllarca konuşuyoruz yani. Evet peki bu konuda kim üzerine düşeni yapmadı hocam? Ne söylemek istersin? Bir kere burada belediyeler, büyük şehirler bunların görevini yapmadılar yani. Suni için yapıyorlar bizi de. Ama burada tesis önemli bizim için. Ama burada şimdi Merkez Efendi Belediyesi var, Pamukkale Belediyesi var. Ya birader tesis saha yaptılar bize o kadar iyi olacak ki ama kimse buna şey yapmıyor. Kimse önemsemiyor şu an. Şu an sporu önemseyen yok yani Ömer. Değil mi? Farklı şeylere. Gelecek burada değil mi hocam? Gençliğin sağlığı bir nesil için spor şart yani. Gelecek elbette bizim gençliğimiz çocuklarda. Ya biz niçin uğraşıyoruz ki bu işlere? Sen niçin uğraşıyorsun ki? Sen kenara çekilsin otursana. Niçin çalışıyorsun? Çocuğunun geleceği düşünerek düşünüyorsun. Bizler de öyle, herkes de öyle. Ama bir şeyimiz şu tesisleri yapamadık ya. Şurada 3 tane saha yan yana koyamadık ya. Şu altın şey gibi Afyon gibi yıllar söyleyip Afyon gibi olamadık ya. Ya bizim Denizli'de mi ya bütün bu Antalya bölgesindekiler her belediye takımları yardım ediyor. Bizimkiler yapmıyor. Biz mi de Denizli olarak biz mi bu işte şey kaldık bilmiyorum. Aslında ile Denizli'ye büyük katkı sağlar değil mi hocam o tesis? Bak Ömer şu Denizli çocuğu böyle o kadar yetenekli ki. Şimdi hep çocuklar dışı gidiyor biliyor musun? Evet. Denizli Spor bunlara sahiplenemiyor yani. Neden sahiplenemiyor biliyor musun? Oradaki insanın bir kere hiç araştırma yok yani. 12 mesela Altınordu her gün geldi Altınordu. Altınordu her gün geldi oraya. Değil mi? Yetenekleri keşfetmek için. Tabii yani geldi. Hatta bizim çocuğu da beğendiler. Ben dedim ki ben vermeyeceğim dedim. Ama burada Deniz Spor aslında bizim şey olmasa öncü olması lazım. Ama Deniz Spor'da bir türlü bu şey yapılmadı yani. Öncülüğü yapılmadı yani. Aslında Deniz Spor'dan milli takım oyuncular giderdi. Deniz'in çocukları. Bu Deniz'in çocukları neler becerdi biliyor musun? Ömer Hasan'ın bir sene bir gün program yapsak da bu 85-86 sezonunda Türkiye 3'üncü olan kadro bu eğer onlara bir tanıtırsam biz nasıl başardık? Ve 2. ligi bu Belediyespor nasıl Deniz'in çocukları çıktı? Bekir Balımlar, Tanju Bektaş'ın sayesinde. Bunları bir konuşsak da herkes bize o insanlar bir örnek alsın. Nasıl yaptın? Nasıl becerdin? Bu işi demesi lazım yani. Hocam yıllardır bu futbolun içinde olan birisiniz. Emek veriyorsunuz. Oyuncular yetiştiriyorsunuz. Yetiştirdiğiniz oyuncular çeşitli takımlarda yer aldı. Sizce gerçi söylediğiniz bazılarında baştan başa şey olacak olursak neler yapılması lazım? Denizli futbolun daha iyi bir seviyeye gelmesi için neler yapılması lazım? Sizin tavsiyeleriniz, önerileriniz. Valla bir kere Denizlispor bütün amatör takımı toparlaması lazım. Ziyaret etmesi lazım. Ya da çağırması lazım. Bir kere Denizlispor'la amatör takımlar birlik beraber kurması lazım. Esen öyle de mesela bu işlerde. Ben o Denizlispor'da oynarken amatör takım bütün maçlarına herkes giderdi, bakardı. Ama şimdi bir bakıyorum Denizlispor'da kimse gelmez mesela.
Ha İbrahim abi, İbrahim Boncu biraz takip ettim bu senede. Ama ben öbür yıllarda hiç düşünmedim, iş olmadı ya. Ya bizim Belediyespor'un altyapısını kapattık biz ya. Biz Belediyespor'un altyapısını kapattık. Akademi ligini kapattık. Evet. Ya bu zihniyet insanlar da hala şey yapıyor yani, antrenörlük yapıyor yani piyasada. O ne kadar acı biliyor musun? 14 tane antrenör arkadaşım aş geldi. Yüzler çocuk telef oldu orada. Bu çocukların sonra neler olacağını, kimin şeyini çeker ki? Ya biz burada kızı böyle de altyapı kuralım. O da akademi ilgilenin gitsin. Herkes birlik beraber olmasın Denizli'de. Ama biz bakıyoruz Belediyespor altyapısı kapattık ya. Yani. Evet, evet. Ömer bu işler o kadar içim yanıyor ki bildiğin gibi değil ya. Anlıyorum hocam, çok dertlisiniz. Hem nasıl biliyor musun? Şimdi Telekom'da şey yapalım diyoruz. Telekom bize bir türlü destek vermiyor ya. O çocukların ne olacağını kimse düşünmüyor yani. Herkes kendini düşünüyor. Ama ben de kendi düşünmek zorunda. Biz de ailemiz. Bir yere gidelim diyorsun. İlk önce diyor ki adam amatör takım. Ben de diyorum ki hayır diyorum. Altyapı olursa öyle olacak diyor. Uzun vadeli İnsan, planlar değil mi hocam? Uzun vadeli planlar yapılması lazım. Başarı elde edilmesi için bir alanda. Ya tabii. Bir kere sen bodrum katın sağlam olması lazım. Zeminin iyi olması lazım. Orası sağlam olacak, üzerine iyi çıksın. Ya biz neler gördük Ömer burada? Ne amatör takımlar vardı, ne paralar harcadılar gittiler. Nerede bunlar yani? Onlar hep şeyden değil mi hocam? Geçici başarı elde, günlük başarı elde ediyor. Tabii adam kendisinin reklamını yapıp gidecek ya. O çocuğun umurunda ya zaten. Biraz da parası var. Evet hocam, şey dedi söyleniyor. Şimdi Türk futbolunun neden yetişti? Altyapıdan futbolcu yetişmiyor deniyor. Yine aynı konular ama. Değil mi hocam? Vallahi Ömer yetişiyor adamlar. Şimdi bütün çocuklar da Avrupa'da top oynuyor. Evet. Şimdi ben Denizli'den bakıyorum. Şimdi benim çocuğum böyle Ankara'da oynuyor. Birisi şimdi bu sene gitti, Kuşadası adaya gitti. Neye bunu görmüyorlar ki? Bir sürü çocuk gidiyor bak, 2007'li altın orada gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor çocuklar. Hepsi dışarı çocuklar. Türkiye'de de Avrupa'ya gidiyor çocuklar. Bizde maden var, işlenmiyor. Bir yere de tıkanıp kalıyoruz. Ben geçen gün araştırdım mesela, milli takım bu şeyde şey olan, %80 futbolu bırakıyor biliyor musun Ömer ya? Evet. Bu milli takım seçilen çocukların %80 futbolu bırakıyor ya. Hayal kırıklığıyla döndükleri için mi acaba hocam? Tabi olamıyorlar. Herhalde çocuklar orada milli takımda oynamış. Ondan sonra bir yerde olamayınca amatör döndüğü zaman o çocukların psikolojisi yıkılıyor tabi. Anladım. Ya bizim tesis ihtiyacımız var diyoruz. Herkes bağırıyor. Ama kimse bunu bize şey olmuyor yani. Tesisler ihtiyacı var dediğiniz gibi, bir de tesis olanlar da korunmuyor değil mi hocam? Korunmuyor tabii. Şimdi geçenlerde sen demiştin Akvadi böyle evet, böyle diye. Evet Akvadi vardı, hani, şu anda çok kötü durumda. Yani. Yakın nokta sahasına itfaiye, Denizspor'un itfaiye yapmıyordur şimdi. Yapmadılar bu sene. Ya oraya amatör takımı tesis et. Ya mutlaka bir şey olması lazım. Seçim olduğu zaman yapacakmıştır ben bilmiyorum yani. Kınıklı sahası da Denizlispor'un belli saatlerde kullanıyor değil mi hocam? Her zaman kullanılmıyor galiba. Bir şey özelliği var onun zeminden dolayı. Ya yap işte Suriye'cim, yapsın herkes itman ya. Hem güzel gel. Yani. Ya Ömer konuştuk mu insanlar bizi cephe alıyor. Çok konuşuyorsun diye. Ama biz kimsin? Konuşmak gerekmez mi yani? Nasıl doğrular olacağız? Biz de konuşmamız lazım. Çünkü konuşmaktan sürücü olmaz bu iş. Ömer. Evet. Konuşacağız. Herkes sesini duyacak biz. Yani duyacak. Ama burada çoğalmamız lazım yani. Bir tane iki tane olmayacak yani. Konuştuk bu zamanda şöyle, sen çok biliyorsun diyor. Elbet ben biliyorum. Ben Telekom Spor'u 25 yıldır şey diyorum, idare ediyorum yani. Bu sene harcadığım para 10 milyar. 10 milyar ya. Bir de biz playoff'u kırbaya kaçırıyoruz yani. Öbür takımlar maç başı 150-200 verirken biz bir şey vermeyiz yani. Hocam bir de olan bir şey söylemek suç mu oluyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani diyorsunuz ki işte şurada tesis var. Çünkü eleştiri, ufak beyinli insana eleştiri açık olmaz. Yani hiç her şey tamam, her şey mükemmel mi diyeceğiz? Yani saha sorunu yok, o yok, bu yok, şu yok. Her şey çok mu iyi diyeceğiz? İmkanlar mükemmel mi diyeceğiz hocam? Olmayan şey var mı diyelim yani? Ya ne diyeceğiz ki? Yok diye. Varsa vardır, yoksa yok diyeceğiz. Ya işte yok olan yok dediğiniz zaman hemen hedef tahtasına koyuyorlar sizi. Ya tabi. Çünkü eleştiri açık değil çünkü. Eleştiri açık değil ya. Ama eleştirilmeden de doğruyu nasıl bulacağız ki yani? Ya şimdi öğrenmek istemiyor bir kere. Çünkü her şeyi ben biliyorum diyor. Bence öğrenmenin yeşil şeysi yoktur. Herkes öğrenecek. Ben de öğreniyorum. Tabii ki. Ben 4-4 antrenör müyüz yani biz? Benim çok eksiğim var mesela. Ben de öğrenmeye çalışıyorum.
Ben bu sene Gökhan Kaynak'tan çok şey öğrendim. Ne var? Bir şey mi kaybettim? Her şey kazandım. Eleştiriye açık olmalı değil mi hocam? İnsanlar yeniliğe eleştiriye açık olmalı. Tabii. Yani. Ömer, ya bu insanlara bak futbola. Ben şimdi mimar, inşaat mühendis olabilir miyim? Kalıpçı olabilir miyim? Olamam. Bildiğim iş değil çünkü. Ama bizim işe herkes biliyor futbola. Kim yönetiyor? Nihat Özdemir yönetiyor. O da ayrı bir şey değil mi hocam? Yani geçen gün birisiyle görüşmüştüm. Türkiye Futbol Federasyonu'nda herkes hiçbir tane futboldan içinden gelen sadece bir kişi olduğunu söyledi. Hamit Altıtop var. Evet yani diğerlerini hepsi gıda sektörü, inşaat sektörü, bilmem ne sektörü böyle yani. Başka da bakalım. Hidayet'in, Ömer Konan'ın hepsi adamlar, hepsi başarılı. Ya ben şunu söyleyeyim. Herkes bildiği işi yapsın. Ha, aynen hocam. Herkes bildiği işi yapsın. Ya bizi şöyle yani futbolda iş eden ben 80-70'lerde beri takip ediyorum. Hep böyle iş adamları yönetti. Ama bir Avrupa olamadık yani. Değil mi hocam? Alman futbolunu Rummenigge yönetiyor. Biz yani, de bir içimiz futbolun içinden gelen kendini yetiştirmiş birisi yönetsin yani. Daha güzel tabii olur. Ya ben gazeteci olabilir miyim? Olamam. Çünkü bildiğim meslek değil çünkü. Ben yıllarca bu sahanın içine girmişim. Su satarak top verip ondan sonra top oynadım. Ondan sonra antrenör olduk. Bu işin işesi olduk yani. Aynen. Hala bildiğim gibi şey etmiyorum yani. 4-4 işe değildi de. Bir türlü eksiğimiz var yani. Anladım hocam. Ömer sen nasıl görüyorsun amatörü? Valla hocam şu anda oynatmanın zor olacağını düşünüyorum ben. Çünkü bu imkanlarla bölgesel amatörlüğü 18 Temmuz'da başlanacak diyor ama görüşüm bir iki takımla zor diyorlar. Hani çünkü o imkanları sağlamak bu ekonomik duruma zor diyorlar. Vallahi Ömer bir sadece bir ateş ölçmek de olmaz bir şey yani. Yani işte belli bir odada kalacaklar. Her odaya bir kişi olacak. Ayrı otobüste gidecekler. Her koltuğa bir kişi oturacak. Maçtan önce test yapılacak. Maçtan sonra test yapılacak. Bunları bir takımın karşılaması, özellikle amatör takımın karşılaması çok zor. Şimdi 9 Avrupa'nın yaş ortalaması düşük. Yeşilköy'ün düşük. Evet. Bağbaşı'nın düşük. Nasıl gidecek bu adamla? İzin mi alınacak? Evet, Yeşilköy'de iki kişi var. Yaşı tutan. Onların dışında hepsi dışarı çıkması yasak hocam. Ya, Eylül'de başlayacaklar. Bu kalan maçları oynayacaklar bir ay içinde. Öbür günlerde şey yapacaklar. Ekim'de başlasınlar. Ya da Kasım'da başlasınlar. Evet hocam. Ya o kadar Allah'tan bizim önümüz sağlığımız önemli yani burada da. Bu sene de şey geçiremesinler, boş geçiremesinler. Düşme olmasın, şey olmasın, çıkma olmasın. Ama mecburen bölgesel amatörde şey çıkaracaklar. Peki hocam, bazı kesim diyor ki muhakkak oynansın diyor. Bir kısmı da işte oynanmasın diyor. Özellikle ısrar eden bir kesim var oynansın diye. Neden böyle bu kadar ısrar ediliyor? Ulan niye okulları kapattık biz Ömer? Değil mi yani? Değil mi? Okullarımızdan okullar açın sanırım. Camiler kapalı iş, hocam. Camiler kapalı. Birçok sosyal camiler kapalı. Birçok sosyal tesis kapalı. Ne bileyim gidiş gelişler kapalı. Şehirler arası yollar kapalı. Tabii o iş zor olur yani. Bence Eylül'de ama bu bir ay kadar iki ay kadar bitecek gibi gözüküyor. Verilere baktık bugün. Her gün düşüyor ama bayramdan Allah'tan bayramda çok az çıkmasa oldu da biraz önlemini alabildik yani. Biraz da bu salgının gelişimiyle ilgili değil mi hocam? Gelişme düşerse daha rahat oynanır. Tabii. Bunlar daha rahat, insanlar daha rahatlar. Daha şey olur, güvenler daha iyi olur yani sağlık yönden. İlk önce bizim insan sağlığımız ya. Biz burada ne boş boşuna futbol gelip geçici bunlar yani. Tabii. Önemli insan sağlığı. Hı-hı. Bu gelişen durumlara göre herhalde kararlar verilecektir. Verilecektir, verirsin tabii. Hemen herkes kafasını soru içeri kalmasın yani. Tabii. Ya Ömer zaten biz bunu Ocak'ta geçirdik biz bu hastalıkları. Biz Ocak'ta bizim bu 4-5 tane çocuk takımda yürüyecek halleri yoktu yani. Demek biz onun tespitini yapsaydık biz bu işi şeymişiz yani. O zaman o test olsaydı dediğiniz gibi belki evet olabilir hocam. Tabii. Ya bence bu sene mesela Süper Lig'deki 1-2 birine şey yapsınlar. Ya mesela playoff maçlarını oynatmasınlar. Ya herkes bir alınca karara saygılı olmasa yine Efes bitsen bir sürü para harcadı yani. Tabii hocam yani. Fenerbahçe Beko da bir sürü para harcadı. Galatasaray bir sürü para harcamış yani. Evet. Onlar bile şey boyun eğiyorsa biz de boyun eğeceğiz yani.
Doğrudur, doğru hocam. Zaten benim oynama gibi derdim yok yani. Orada risk atamam ben çocuklara. Değil mi hocam? Yani Allah korusun bir insan sağlığından elde edecek olumsuz bir gelişme hiç kimse karşılayamaz yani. Tabii. Onun telafisi olmaz. Onlar da bizi telekom kurtarmaz bizi. Bu çocukların şeyine. Hocam teşekkür ediyorum. Var mı başka eklemek istediğiniz? Vallahi herkesin Ramazan bayramı için de kutlar mübarek olsun. Herkese iyi bayramlar. Sana da iyi bayramlar Ömer'im. Amatör camiasının bayramı mübarek olsun. İnşallah şu zor günler içeriz de amatöre birbirini kucaklarız. En azından birbirimiz saygı, sevgi içerisinde bu liglere bitiririz. İnsanlar bu işlerden ders çıkarmasın. En güzel dostluk ve arkadaşlıkmış. Bunu anladım yani. Şimdi herkes o kadar özledim ki bildiğin gibi sarılmak bile hani insan, özlediği insan. Çok büyük böyle değerlere sahipmişiz değil mi hocam? Çok güzel değerlere sahipmişiz. Kaybedince farkına vardık. Vallahi Ömer bildiğin gibi değil yani. Evde Akkonak sahasının kokusuna bile özlüyorsun yani. Halil İbrahim Kaçın Hoca'ya, Osman abi gibi, Mehmet abi, Mehmet Bağcı gibi. Herkes özlüyorsun ya. Evet hocam. Herkes özlüyorsun ya. Hocam en kısa zamanda o zaman oralarda görüşmek üzere diyorum ben. Görüşmek üzere. Zamanınızı teşekkür ediyorum.